Merhaba hocam. Sizlere Fikret Şenses'in kaleme aldığı Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk adlı kitaptan bahsedeceğim. Bu kitabın amacı yoksulluk konusunu belli başlı tüm unsurlarıyla ve ana hatlarıyla incelemektir. Ben kitabı 5 ana başlık altında inceledim. İlk olarak bahsedeceğim ana başlık yoksulluğa karşı artan ilgi ve ilginin kaynakları. 18. ve 19. yüzyılları ön planda olmak üzere asıl olarak 17. yüzyıl itibariyle yoksulluk ilgi gören bir konu haline gelmiştir. 17. yüzyılda John Locke başta olmak üzere o dönemin düşünürleri liberal siyasal kuram içindeki gerilemeyi yoksulluğa bağlı olarak açıklamışlardır. Liberal düşünce içinde farklı yaklaşımlar görülse de liberaller yoksulluk sorununa odaklanmış, yoksulların refahı sağlanırsa sosyal düzenin güvenliği sağlanır düşüncesine kapılmışlardı. Ancak tabii ki çok sürmeden kapitalist gelişme süreci bu tezi çürütmüştür. Buna bir örnek verecek olursak, mesela 18. yüzyılda Büyük Britanya zenginleşirken yoksulluk kitlesi de doğru orantıda artmıştır. Sanayileşmeye dayalı kapitalizmin yaygınlaşmaya başladığı 18. ve 19. yüzyıllarda yoksulluğa ilgi daha da artmış ve Adam Smith ülke zenginleşirken yoksulluğun artmasını önemli bir paradoks olarak gündeme getirmiştir. Az önce de Büyük Britanya örneğinde bunu görmüştük. Smith çalışan yoksullara özel ilgi gösterilerek bunlara yüksek ücret önermiş ve yoksulluk sorununun imalat sanayine dayalı ekonomik sistemin yaygınlaşmasıyla kendiliğinden düzeleceğini öne sürmüştür. Ancak sanayi devrimi gittikçe gelişmiş, İngiltere dışına çıkarak yaygınlaştıkça yoksulluk toplumsal gündem maddesi oluşturmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru Marshall da yoksulluk konusuna ilgi duymuş ve serbest piyasaların yoksulluğu olumsuz etkilediğini düşünmüştür. Genel olarak baktığımızda yoksulluk konusuna başta İngiltere olmak üzere sanayileşmiş ülkelerde büyük buhran sonrası yoksulluğa ilgi canlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasına bakıldığında yoksulluk konusuna ilgi az gelişmiş ülkelere kaymıştır. Az gelişmiş ülkelerdeki yoksulluğa karşı bu ilgiyi gelişme iktisadı ve IMF ile birlikte Dünya Bankası'nın bakış açısına bağlayabiliriz. Gelişme iktisadı az gelişmişlik sorununa yönelmiş, hızlı büyümeyi hedeflemiş ve yoksulluk kurumsal sorun olarak görülerek göz ardı ettiği görülmüştür. Hızlı büyümenin etkileri uzun dönemde yoksulluk sorununa çözüm kavuşturacağı ağırlık kazanmış ancak yoğun olarak eleştiriye maruz kalmıştır. Dünya Bankası'nın yoksulluğa karşı ilgisi 1970, 80, 90'lı yılların başlarına yansır. 70'li yıllarda kırsal ve kentsel yoksulluk ile ilgilenmiştir. Örneğin yoksullukla ilgili tarımsal kredi payı %28'den %65'e çıkmıştır. 1970'in sonlarında Dünya Bankası uygulamaya başladığı yapısal uyum programlarıyla neoliberal politikaların yaygınlaşmasında önemli rol üstlenmiştir. 1980'li yıllarda Dünya Bankası yoksulluğu ülkelerin iç sorunu olarak görmüş ve 10 yıl süreyle gündemden çıkarmıştır. Ancak bu 10 yılda yoksulluk iyice artmıştır. 1990 Dünya Kalkınma Raporu ile yoksulluğa bakış açısı tekrar değişmiştir. IMF ile Dünya Bankası birlikte yoksulluk konusuna artan bir duyarlılık göstererek yeni yapısal uyum programları çıkarmıştır. Yoksulluğa karşı ilginin kaynaklarına bakacak olursak, Bretton Woods kuruluşlarının yoksulluğa karşı ilgisi bu kuruluşların ana finansörlerini, mesela ABD gibi, gelişmiş ülkeler olması ve onların çıkarlarını savunma işini üstlenmiş olmaları ile ilişkilidir. Az gelişmiş ülkelerde kendi güç ve hakimiyetlerinin artırılmasını amaçlamışlardır. Az gelişmiş ülkeleri 1970'li yılların başına kadar destekleme sebepleri kendi firmaları için dış pazar sağlama ve komünizmin yayılmasını frenleme olmuştur. Yani aslında bakacak olursak burada hakim güçlerden bahsetmek mümkündür. Yardımın amacı ülkenin kendi çıkarlarıdır. 1973-1980 dönemlerine bakıldığında az gelişmiş ülkelerde açlık ve sefalet yoksulluğa karşı ilgiyi artırsa da ağır basan hakim güçler tezi ve meydan okumalardır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu meydan okuma sol siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından kaynaklanmıştır.
Gelişmiş ülkelerin buna tepkileri sosyal devlet anlayışının rafa kaldırılması ve serbest piyasa güçlerinin hakimiyetinin giderek artması şeklinde olmuştur. OPEC ve yeni ekonomik düzen önemli meydan okuma örneklerini oluştururlar. ABD bu dönemde dış yardımları iyice siyasallaştırıp yoksulluk odaklı yeni dış yardım yaklaşımı oluşturmuştur. Böylece az gelişmiş ülkelerde yeni filizlenen sanayileşme dış destekten mahrum bırakılmıştır. Yoksulluğa karşı artan ilgi ekonomik alanın dışında sosyal ve siyasal içerik kazanmıştır. Neoliberal politikalara karşı sosyal tepkiler kentsel alanlardan şiddetin tırmanmasına ve yoksulluk konusuna karşı çeşitli kuruluşların ve kamuoyunun duyarlılığının artmasına yol açmıştır. İstikrar ve yapısal uyum programları birçok ülkede yoksulluğu önemli ölçüde artırmıştır. Yolsuzluklar yaygınlaşmış, bireysel şiddetler artmış, ülkeler ciddi bir bölüşüm kriziyle karşılaşmıştır. Arjantin, Meksika, Brezilya, Venezuela bu ülkelerden birkaçıdır. Diğer ana başlığımız tanım, kavramlar ve ölçüm. Burada yoksulluk tanımlarına ilişkin ifadeleri inceleyeceğiz. Yoksulluk üzerine aslında belli bir tanım yoktur. Yapılan tanımlar da yoksulluğa bakış açılarına göre değişmektedir. Yoksulluğun tanımındaki önemli noktalardan biri onu ekonomik kıstasla mı yoksa siyasal sosyal kıstasla mı ilişkilendirerek ele alacağımızdır. Yoksulluk araştırmalarına bakıldığında ekonomiyle ilişkilendirilmiş ancak yoksulluk sadece ekonomiye bağlı kalmaz geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak hakim yaklaşım gelir tüketim kıstaslarına dayanan mutlak yoksulluk çizgisi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre yoksulluk, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmama durumunu ifade eder. Buna göre yaşamda kalabilmek için en düşük maliyetli gıda harcamalarının parasal değeri bir yoksulluk çizgisi oluşturmakta ve bu gelir düzeyine ulaşamayanlar yoksul sayılmaktadır. Hemen bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela Hindistan'da asgari düzeyde yeterli beslenme en temel yoksulluk kıstası olarak önemini bağımsızlıktan bu yana korumuştur. Kişi başına günlük kalori ihtiyacı kırsal alanlar için 2400, kentsel alanlar için 2100 kalori olarak alınmakta ve bunu sağlayacak en ucuz gıda malları sepetinin parasal değeri yoksulluk çizgisi olarak belirlenmektedir. Mutlak yoksulluk yaklaşımının dar biçimi gıda harcamalarını hesaba katar. Ancak geniş biçimi barınma, giyim gibi gıda dışı harcamaları da hesaba katar. Bu açıdan Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel ihtiyaçlar yaklaşımı da özünde bir mutlak yoksulluk yaklaşımı olarak nitelendirilebilir. Peki neden kıstas olarak tüketim harcamaları benimsenmiştir? Bu sorunun cevabı gelire kıyasla daha kolay ve doğru ölçülebilmesi, mal ve hizmetlerin tüketimi ile ilişkili olması birkaç sebepleridir diyebiliriz. Ölçüm yöntemlerine baktığımızda, yoksulluğun ölçülmesinde yoksulluk çizgisinin belirlenmesinden bir sonraki aşama uygun bir endeksin seçilmesidir. Yoksulluk ölçümünde en yaygın kullanılan endeks, yoksulluk çizgisi altındaki kişilerin toplam nüfusu oranını gösteren kafa sayım oranıdır. Kafa sayım oranı, yoksul insan sayısını dikkate almadığı, yoksulluk çizgisi altındaki insanlar arasında ayrım yapmaması ve gelir dağılımına duyarsız kalma sebeplerinden dolayı yetersiz bulunmuştur. Yoksulluğun derinliğini ölçebilmek için yoksulların gelirlerinin, tüketimlerinin, yoksulluk çizgisinden uzaklığının ortalamasının, yoksulluk çizgisinin oranı olarak belirlenen yoksulluk açığı endeksi geliştirilmiştir. Bu da kafa sayım oranı gibi yoksullar arası gelir dağılımını göz ardı ediyor olması ve yoksulların sayısını dikkate almaması yeni arayışlara yol açmıştır. Bu iki sorunu dikkate alan sen endeksi gündeme gelmiştir. Kafa sayım oranı endeksinde senin belirttiği gibi yoksul kişi daha da yoksullaştığında bu endekste bir artış olmuyor. Ancak bu kişi öldüğü an yoksulluk oranı düşüyor. Sen bu iki eksikliğe de çözüm getiriyor. Yoksulluk ölçüm yöntemlerine en anlamlı katkının EGT olduğu söylenebilir. İki katkısı bulunmaktadır. Bunlar:
Birincisi endeksin toplam yoksulluğu değişik alt gruplara ayrıştırabilme. İkincisi de yoksul grupların gelirlerindeki artışların diğer gruplardaki artışlara kıyasla daha fazla fayda sağlayacağıdır. Uygun ölçüm yöntemi arayışlarındaki bu gelişmelere ve özellikle kafa sayım oranına yöneltilen yoğun eleştirilere karşı yine de kafa sayım oranı kolay hesaplanabilmesi gereğiyle hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mutlak yoksulluk çizgisi yaklaşımına da birçok eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirileri de şu an sırasıyla slaytta görmüş oluyoruz. Yoksulluk ölçümlerindeki bir diğer eğilim de yoksulluğun tek bir kıstas bazında ölçülemeyeceği yönünde hareketle gelir ve tüketim harcamalarının sağlık ve eğitim olmak üzere desteklenmesi ve bu kıstaslardan birkaçını birlikte kullanılarak bileşik göstergeler oluşturmasıdır. Bileşik ölçütler arasında ilgiyi en çok İnsani Gelişme Örgütü görmüştür. Endeks, yüksek yaşam standardı esasına dayalı gelişme tanımından ortaya çıkarak gelir, eğitim ve sağlık göstergelerinden oluşmakta, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin durumlarını birlikte izleyerek kıyaslamalar yapmaktadır. Bir diğer ana başlığımız yoksulluğun nedenleridir. Bu kitapta incelediğim ana başlıkları arasında en kapsamlı olanıydı. Biz yoksulluğun nedenlerini tek bir ana başlıkta inceleyemeyiz. Bu nedenle bu bölümde yoksulluğu, büyüme ve gelir dağılımı, demografik unsurlar, iş gücü piyasaları, dışsal etmenler ve yapısal uyum programları ile birlikte ele alacağız. Yoksulluğun nedenlerinin sorgulanması ve araştırılması çok eski bir uğraştır. Yaşandığı zaman ve mekana göre yoksulluk nedenlerinde değişiklik olabilir. Ayrıca yoksulluk ülkeden ülkeye ve ülke içindeki yaş, dini inanç, ırk, dünya görüşü ve benzeri sebeplerden dolayı farklılık gösterir. Şimdi ilk olarak büyüme, gelir dağılımı ve yoksulluğu ele alalım. Yoksulluk ortalama gelir düzeyi, ekonomik büyüme ve gelir dağılımının eşitsizlik derecesiyle yakından ilişkilidir. Büyümenin yoksulluk düzeyinin azaltılmasına katkısı pek çok araştırma sonucu doğrulanmıştır. Örneğin Hindistan'da 1978-79, 1990-91 döneminde kırsal yoksulluktaki düşüş çok büyük ölçüde dış ticaret hadlerindeki iyileşmenin özendirdiği ve teknolojik gelişmenin yol açtığı tarımsal üretim artışları ve onun katkısıyla emek talebinde meydana gelen artışla açıklanmaktadır. Büyüme ile yoksulluk arasında tartışmalı noktalar da mevcuttur tabii ki. Bunlardan ilki büyüme sürecinde gelir dağılımının ne yönde değiştiğidir. Bu noktada Kuznets hipotezinden bahsedebiliriz. Bu hipotez büyüme sürecinde eşitsizliğin önce artması, belli bir kişi başına gelir düzeyine eriştikten sonra ise azalmasını öngörür. İkincisi ise büyümenin yoksulluk üzerindeki etkisinin hangi etmenlerden kaynaklandığı. Bu noktada ön plana çıkan iki unsur vardır. İlki büyümenin gelir dağılımı, ikincisi de iş gücü piyasaları üzerindeki etkileridir. Şimdi demografik unsurları inceleyelim. Bununla ilgili 90-99 yılları arasında hazırlanan tabloya bakalım. Sanayileşmiş ülkelerde nüfus artış oranlarının uzun süre düşük düzeyde kalmasıyla istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur. Ancak az gelişmiş ülkelerin birçoğu ağır nüfus baskısıyla ve buna bağlı olarak iş gücü artışıyla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Nüfus artışı insanların başta toprak olmak üzere doğal kaynakların erişimini ve refah düzeyini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle hızlı nüfus artışı az gelişmiş ülkelerde yoksulluk yaratır görüşü yaygındır. Örneğin dünyanın en az gelişmiş bölgesini oluşturan Güney Sahra ülkelerinde gözlenen yoksulluk hızlı nüfus artışına bağlanmaktadır. Aslında nüfusu ile yoksulluğu bu kadar basit düzeyde ilişkilendirmek çok da doğru değildir. Baktığımız zaman birçok az gelişmiş ülkede çocukların ağırlıklı tarım sektörü olmak üzere birçok sektörde de küçük yaştan itibaren çalıştırılmaları, ailelerinin onları sosyal güvence olarak görmeleri, nüfus artışı ile yoksulluğun arasındaki ilişkinin aslında tek yön olmadığını gösterir. Hane halkı büyüklüğü ve bileşimi yoksullukla yakından ilişkili olduğu sık sık dile getirilmiştir. Yoksulluğun temel unsurlarından biri de aile yapılarında meydana gelen değişikliklerle ortaya çıkan hane halkı türleridir. Şimdi reisi kadın olan hane halklarını düşünelim. Bunların yoksulluk oranları diğer hane halklarına göre oldukça yüksektir. Almanya'da bir çalışma sonucu devlet ve toplumsal yardımlaşma olanaklarının bulunmadığı ya da varsa bile yetersiz olduğu durumlarda yoksullukla yakın ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Hane halkı reisinin eğitim durumu da yoksullukla yakından ilişkili olup, hane halkı reisinin eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk oranının düştüğü gözlenmektedir. Aile içindeki çocuk sayısı da yoksullukla yakından ilişkilidir. Örneğin Kuzey İrlanda'da 2'den fazla çocuklu ailelerin toplam yoksul nüfus içinde önemli yer tuttuğu gözlenmiştir. Şimdi iş gücü piyasalarına bakalım. İş gücü piyasaları yoksulluk ile ilişkilendirilmekte ve yoksulluk nedeni arasında aslında ön planda tutulmaktadır. 1960'lı yıllarda gelişmiş ülkelerde sanayileşme süreci istihdam yapısında önemli değişikliklere neden oldu. İstihdam yüksek ücret ödeyen kesimden düşük ücret yapısına sahip sektörlere doğru değişim gösterdi. Ücret ve çalışma koşulları temeline dayalı emek standartları arka plana atıldı ve rekabetin yaygınlaşmasına yol açtı. Örneğin ABD'de 1989-92 döneminde 2 milyon kişi işini kaybederken gönülsüz olarak yarı zamanlı çalışan işçilerin sayısında 1,5 milyonluk bir artış görüldü. İş gücü piyasaları ile yoksulluk arasındaki ilişki, iş gücüne katılmayanlar, çalıştıkları halde yoksul olanlar ve işsizler olarak farklı kategorilerde değerlendirilebilir. ABD'de tam zamanlı olarak istihdam edilenlerin yoksullar arasında küçük bir paya sahip olduğu gözlenmiştir. Örneğin 1991'de yoksulların %40'ının istihdam ettiği ancak sadece %9'unun tam zamanlı çalıştığı gözlenmiştir. İşsizlerin eğitim durumu, işsizlik nedenleri ve işsizlik süresi işsizlik ile yoksulluk arasındaki temel bağlantıyı oluşturur. Bazı ülkelerde yüksek eğitim düzeyine sahip kişiler iş seçme lüksüne sahipken, bazı ülkelerde iş aradıkları halde iş bulamayan yoksul ve resesyon dönemi işini kaybeden, aniden yoksulluğa itilen kesimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Süre bakımından işsizliğin uzun dönem olması yoksulluk açısından kaygı verici durum haline gelmiş. Örneğin Belçika'da işsizlerin %60'ını uzun dönem işsizlerin oluşturduğu görülür. Düşük ücretlere baktığımızda gelir eşitsizliğini artırıp iş gücüne katılımı caydırarak yoksulluk üzerine etkili olmaktadır. Genel olarak baktığımızda yoksulluğun işsizlikten mi yoksa düşük ücretli istihdamdan mı kaynaklandığı sorusu özel bir önem kazanır. Mesela Polonya ve Yugoslavya gibi ülkelerde istihdam korunup reel ücretler düşürüldüğünden yoksulluktaki artış ücret düşüşlerinden kaynaklanmıştır. Ama Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde resesyon yani durgunluk dönemlerinde de artan işsizlik sonucu yoksulluk artmıştır. Dışsal etmenleri inceleyeceğiz. Burada da iki alt başlığımız olacak. Şoklar ve ayrımcılık. İlk olarak şoklardan başlayalım. Ani gelişen olumsuz olayların önemli bir yoksulluk nedeni olduğu anlaşılmaktadır. Şokların etkisi şokun dozu yanında niteliği ile ilgilidir. Örneğin şiddetli kuraklığın tarımsal üretim yoluyla kırsal yoksulluk üzerindeki etkisiyle hane halkı reisinin işsiz kalması veya ölümünün yoksulluk üzerindeki etkilerinin farklı özellik taşıması beklenebilir. Mesela bir ailenin geçimini sağlamak genellikle yetişkin erkeklere düşer. Bu yetişkin erkekten ölüm, boşanma, terk, hastalık veya sakatlık gibi nedenlerden yoksun kalınması önemli bir yoksulluk nedeni olarak görülür. Yine bir yerleşim yerinin doğal afetlerden dolayı zarar görmesi bir diğer yoksulluk nedenidir. Kuşkusuz savaşlar yoksulluk düzeyini etkileyen en önemli etmenlerdendir. Mesela örnek vererek gidelim. Irak için yapılan bir çalışmada Körfez Savaşı'nın hemen öncesinde Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ekonomik yaptırımların savaşın yarattığı kıtlık ve yıkımla birleşmesi sonucu fiyatlar genel düzeyinde çok büyük artışlar olmuştur. Yani enflasyon. Ya da kendi ülkemizden yani Türkiye'den bir örnek verelim. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyoruz ki Türkiye savaşa katılmama gibi bir politika uyguladı. Amacı da toprak bütünlüğünü korumaktı. Türkiye'ye bakacak olursak bu politika karşısında savaşa katılmadığı halde savaş sonrası kıtlık yaşamış ve fiyatlar genel düzeyindeki artışla enflasyon yaşamıştır. Ayrımcılığa bakalım. Irk, milliyet ve toplumsal cinsiyet gibi nedenlerden kaynaklanan ayrımcılık ciddi bir yoksulluk nedeni oluşturmaktadır. Siyah Amerikalılar yoksul nüfus içinde önemli bir paya sahiptir. 1960 sonrası kölelikten kurtulan siyah Amerikalılara bir süre mal mülk sahibi olma hakkı verilmemiş.
Ayrımcılık açısından belirleyici bir rol oynamıştır bu durum. ABD içinde insani gelişme endeksinin değişik kesimler arasında önemli farklar gösterdiği ve 1999 yılında beyazlar için 0,870'e ulaşırken siyahlar için 0,805 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Irksal ayrımcılık, siyahlar ve beyazlar aynı niteliklere sahip olduklarında bile istihdam sorununu oluşturmaktadır. Yine cinsiyet ayrımcılığı, kadın haklarının en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi kadınların iş gücü piyasalarında düşük düzeyde iş güvenliği, sosyal koruma ve düşük ücret gibi olumsuz koşullarla karşılaştıkları görülmektedir. Son olarak yapısal uyum programlarını inceleyelim. Küreselleşmenin az gelişmiş ülkeleri etkileme sürecinde en önde gelen etken neoliberal yapısal uyum programları olmuştur. Yoksulluk tartışmaları son yıllarda yapısal uyum programlarının değişik ülkelerde yoksulluk üzerinde yarattığı etkileri odaklandığı görülür. Yapısal uyum programlarının yoksulluk üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde ve ülke deneyimlerinin kıyaslanmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Şimdi örneklerle bunların 5 tanesini size açıklayacağım. Birincisi, yapısal uyum programlarının yoksulluk üzerindeki etkisi yapısal uyum öncesindeki durumun sonraki bir durumla kıyaslanarak değerlendirildiğinde, özellikle az gelişmiş ülkelerde önemli veri sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Örneğin, FAS için yapılan bir çalışmada yapısal uyum sürecinde sosyal sektör harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının değerlendirmelere 1980 yılı esas alındığında arttığı, 1983 yılı esas alındı ise düştüğü gözlenmektedir. 2. Yapısal uyum programlarının yoksulluk üzerindeki etkileri tartışılırken en başta dikkate alınması gereken sorulardan birisi yapısal uyum programları uygulanmamış olsaydı ortaya çıkacak durumla ilgilidir. Yapısal uyum programları öncesinde uygulanan politikalarının yoksulluk üzerinde etkilerine ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Üçüncüsü, yapısal uyum programlarının etkilerini diğer etmenlerden ayrıştırma güçlükleri karşılaşılan bir diğer engeldir. Örneğin hava koşullarındaki değişikliklerin özellikle kırsal kesimdeki gelirler üzerindeki etkisi ve işçi dövizi girişlerindeki istikrarsızlık gibi dışsal etmenlerin yapısal uyum programları ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi zayıflatması beklenir. Dördüncüsü, yapısal uyum programlarının değişik sektörler, bölgeler ve yerleşim yerleri üzerindeki etkilerinin farklı olması karşılaşılan bir diğer engeldir. Örneğin Meksika'da 1980'li yıllarda ülkenin kuzeyinde hızlı büyüme yaşanırken diğer kesimlerinin önemli ölçüde gerilediği görülmüştür. Son olarak beşincisi, yapısal uyum programlarının yoksulluk üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde karşılaşılan bir diğer zorluk da değişik ülkelerde uygulanan yapısal uyum programlarının birbirine ana hatlarıyla büyük benzerlik göstermesine karşın uygulanış biçim ve şiddeti ve uygulamaların yoksulluk sonuçları açısından kolay genellemelere gidilemeyecek ölçülerde çeşitlilik göstermesidir. Yapısal uyum programlarının uygulandığı bölgede, ülkede, tabii başta Latin Amerika olmak üzere, sanayileşme hedefinin rafa kalkmasına, sanayisizleşme sürecine girilmesine yol açmıştır. Kamu yatırımları hızlı düşmüş, özel kesim için de çekiciliğini yitirmiştir. Yapısal uyum programları sırasında az gelişmiş ülkelerdeki iş gücü piyasalarında yaşanan yeniden yapılanma sürecinin en önemli etkilerinden biri, ekonomik daralma ve sanayisizleşme sonucu özel kesimde çok sayıda kişinin işini kaybetmesi ve açık işsizliğin fazlaca artması olmuştur. Yapısal uyum programlarının az gelişmiş ülkelerdeki iş gücü piyasalarında diğer önemli etkisi de reel ücretler üzerinde görülmüştür. Yapısal uyum programları uygulayan hemen her ülkede reel ücretlerde kısa süre büyük düşüşler olmuştur. Mesela 1980-1991 döneminde asgari ücret Brezilya'da %38, Venezuela'da %53 ve Peru'da %83 oranında düşmüştür. Yapısal uyum programları çerçevesinde neoliberal politikaların uygulandığı bölgelerde yoksulluğa ilişkin göstergelerin genellikle kötüleştiği sonucuna varılmıştır. Yapısal uyum programları ile eşanlı olarak uygulanan istikrar programlarının yoksulluk üzerindeki etkisinin de genellikle olumsuz yönde olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur. Az gelişmiş ülkelerde kentsel yoksullukta yapısal uyum sürecinden artan dış rekabet, reel ücret kayıpları ve yükselen gıda fiyatları yoluyla
kırsal alandaki yoksullara oranla daha fazla etkilendikleri ileri sürülmektedir. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde kentsel yoksulluk oranının 1980 yılında %35 iken 1990 yılında %39'a çıkması bu görüşü doğrulamaktadır. Son iki bölüm olan yoksullukla mücadele, sorunlar ve çıkış yollarını birlikte ele alacağım. Burada biz yoksullukla mücadeleyi dolaylı yaklaşım ve dolaysız yaklaşım başlıkları altında inceleyeceğiz. Dolaylı yaklaşım, kaynakların büyümeyi hızlandırmak için kullanılmasını ve büyüme yoluyla yoksulların gelirlerinde ve yaşam standartlarında iyileştirme sağlamayı amaçlamaktadır. Yani hızlı büyüme yoksullukla mücadelenin en etkili yolu olmuştur. Şimdi 1990-99 yılları arasında hazırlanan tabloyu inceleyelim. Çin'in büyük bir farkla en yüksek büyüme hızına ulaştığını, bunu Şili ve Hindistan'ın izlediğini görmekteyiz. Öte yandan bu dönemde eksi %6,1'lik bir oranla en olumsuz performansı sergileyen Rusya'nın yanında Çek Cumhuriyeti, Zambiya ve Japonya'nın en düşük büyüme hızına ulaşan ülkeler arasında yer aldığını görmekteyiz. Rusya ve Zambiya tarımsal ve sanayi büyüme hızları açısından da olumsuz bir tablo sergilerken Çin ve Güney Kore ulaştıkları sırasıyla %14,4 ve %9,4'lük yüksek sanayi üretim artışıyla da dikkat çekmektedir. Yatırım artışları açısından da Çin yine büyük bir farkla en yüksek orana ulaşırken Rusya diğer uçta yer almaktadır. Büyüme ile yoksulluk arasındaki ilişkinin iki temel unsuru vardır. Birincisi eğitim, sağlık gibi hizmetleri sunma kapasitesini ve istihdam olanaklarını artıracağı beklentisi. İkincisi de büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi ki en önemli etkisi budur. Ülke büyürken gelir dağılımında eşitsizlikleri artırıyorsa yoksulluğu azaltması yönünde olumlu etkileri olmaz. Ülke büyümeden önce gelir dağılımını düzeltici politikalar uygulamalıdır. Dolaylı mücadele yaklaşımına yöneltilen temel eleştiri, büyümenin birçok durumda eşitsiz bir biçimde geliştiği ve yararlarının yoksul kesimlere gerekli hız ve derecede ulaşamadığı noktasındadır. Büyüme, gelir dağılımı ve yoksulluk ilişkisi üzerine çeşitli ülkeler için yapılan çalışmaların, büyümenin yoksulluğun azaltılması için gerekli ancak yeterli olmadığı sonucunda birleştikleri görülmektedir. Şimdi dolaysız yaklaşıma bakalım. Dolaysız yaklaşım, başta beslenme, sağlık, eğitim ve konut gibi temel ihtiyaçları olmak üzere yoksulların yaşam standartlarını ilgilendiren konulara yönelik olarak devletin uygulamaya koyduğu politikalardır. Biz dolaysız yaklaşımda 3 konu üzerinde inceleyeceğiz. Öncelikle radikal reform. Kaynakların köklü biçiminde yeniden dağıtımı, eşitsizliklerin giderilerek yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Yeniden dağıtım politikaları arasında az gelişmiş ülkeler bağlamında en çok ilgiyi çeken toprak reformudur. Toprak reformunun başarısı yoksulluk açısından etkili miktarda dağıtılacak toprak bulunması ile yakından ilgilidir. Tabii ki yeniden dağıtım politikalarına da birçok eleştiri yapılmıştır. Örnekle açıklayacak olursak Hindistan toprak reformu sonucunda yoksulluğun daha da arttığını gösterir. Kamu harcamaları, yoksulluğun azaltılması açısından kamu harcamaları sağlık ve eğitim alanlarına yönlendirilmiştir. Aslında yerinde bir amaç olarak gözüküyor ancak iki nokta dikkate alınmalıdır. İlkini örnekle açıklayalım. Fil dişi sahilinde kamu eğitim harcamalarında düşüş olmadığı hatta arttığı bir dönemde yoksul kesimin eğitim açısından zarar gördüğü bir dönem olmuştur. İkinci nokta sayısal verilerden hizmet kalitesine ilişkin bilgi edinilmemesi ve bu yüzden kamu harcamaları sonucunda sağlanan niceliği kadar niteliğin de dikkate alınması gerekir. Mesela eğitimi ön plana çıkaran yaklaşımlar yaygınlaşırken iş piyasasının talep yönü göz ardı ediliyor. Nicel olarak okullaşma oranı fazla olsa da nitelyon bunu karşılamadığı sürece yoksullukla olumlu mücadeleden bahsedemeyiz. Bir diğer başlık da yoksullukla mücadele programları. Birçok ülkede çoğu Dünya Bankası tarafından desteklenen yoksullukla mücadele programları uygulanmaya konmuştur. Bu programlar öncelikle gıda, istihdam ve kredi alanlarına yönelmiştir. Yoksullukla mücadele programlarının diğer amacı yoksulların iş gücü piyasalarına erişimini artırmak ve sonrasında piyasa içindeki konumunu iyileştirmek olmuştur.
Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş gibi ülkelerde düşük ücret sağlayan emek yoğun kamu istihdam projeleri uygulanmıştır. Bangladeş'te 1976'da kurulan Grameen Bankası en ilgi çekenler arasındadır. Bu banka kredilere karşılık aranmadan yoksul kadınlara verilmesi ve yeni tarımsal ürünler yanında tarım dışı etkinliklerin özendirilmesiyle ön plana çıkmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti sunularak kredilerin verimli kullanılmasının ve tamamına yakınının geri dönmesinin sağlanması bu uygulamanın ilgi çeken diğer özellikleri arasında yer almıştır. Dolaylı ve dolaysız politikalar ekseninde bu iki yaklaşımı birleştirmeye yönelik çabalara da rastlanmaktadır. Dünya Bankası'nın yoksullukla mücadele yaklaşımı özünde dolaylı yaklaşıma dayanmaktadır. Ancak Dünya Bankası ek olarak beslenme, toprak reformu, sağlık, eğitim gibi alanlarda da dolaysız önlemlere yer vermiştir. Dolaysız yoksullukla mücadele yaklaşımının uygulamada karşılaştığı sorunları biz 5 başlık altında topluyoruz. Birincisi emek arzı üzerindeki etkiler, ikincisi kaynaklar yetersiz, üçüncüsü idari ve siyasi güçler, dördüncüsü amaç dışı kullanım, beşincisi hedefleme güçlükleri. Şimdi neoliberal yaklaşımın hakimiyeti ve yetersizliğine bakalım. Neoliberal ekonomi politikaları yoksullukla mücadele başta olmak üzere bütün sosyal politika alanlarında da ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. İlk aşamada dış ticaret, finans piyasaları ve sermaye hareketleri gibi temel alanlarda liberasyonu amaçlamış, sonrasında iş gücü piyasaları ve bütün sosyal politika alanlarında etkili olmaya başlamıştır. Aslında ana ekseni devletin ekonomideki rolünün azaltılması olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde sosyal devlet anlayışının terk edilmeye başlanmış ve eşanlı olarak bütçe olanakları daralmıştır. Devletin eğitim, sağlık gibi alanlarda da iyice etkisizleşmesi, yoksullukla mücadele açısından devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetler yerine parasal gelirin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Devletin geri plana itilmesi sonucu doğan boşluğu, özellikle son 10 yılda yoksulların çıkarlarını daha iyi temsil ettikleri gerekçesiyle sivil toplum kuruluşları doldurmaya çalışmaktadır. Bu gelişmeler sonucu yoksullukla mücadele kamu kesiminden giderek özel kesime devredilmiştir. Yoksullukla mücadele yaklaşımı neoliberal iktisat yaklaşımının yoksulluk gündemine taşındığını ve o alanı da işgal ettiğini görmekteyiz. Bu yaklaşımın yoksulluğun nedenleri üzerinde yeterince odaklanmamakta, tarihsel analizden kaçarak yoksulluğun bir süreç olduğunu göz ardı etmektedir. Yoksullukla mücadele yollarını büyük ölçüde özelleştirerek etkileri belirsiz büyüme süresi yanında hane halklarının ve kuruluşların kendi çabalarında aramaktadır. Yoksulluğun boyutları ve önümüzdeki yıllarda azaltılması için yeterli bir çerçeve oluşturmadığı açıkça görülmektedir. Artık son olarak bakacağımız şey, peki ne yapmalıyız? Etkili bir yoksullukla mücadele programının geliştirilebilmesi için yoksulluğa ve daha genel anlamda tüm sosyal göstergelere ilişkin veri tabanının iyileştirilmesi, yoksulluk profilini ve yoksulluğa yol açan neden ve süreçleri belirlemeyi amaçlayan kapsamlı araştırmaların yapılmasıdır. Dolaylı yaklaşımla sağlanan büyümeden ve dolaysız yaklaşımla sağlanan transferlerden kaynaklanan olumlu etkilerin yoksullara ulaşma derecesi bu yaklaşımların başarısını belirleyen temel unsurlardır. Yoksulluğa yol açan nedenlerin en iyi belirlenmesinde tutarlı ve etkili bir yoksullukla mücadele programlarının oluşturulmasının ön koşulları arasında yer alır. Örneğin yoksulluğun demografik unsurlarla ilişkili olması yoksullukla mücadele programlarının bu alana da yönelmesi anlamına gelecektir. Seçilmiş ülkelerde üretim yapısı ve tarım sektöründe ulaşılan verimlilik düzeyine ilişkin yayımlanmış tabloya bakalım. İmalat sanayine baktığımızda sanayileşmiş olan Malezya, Endonezya, Çin ve Brezilya imalat sanayi milli gelir içinde önemli bir paya ulaşırken Zambiya, Tanzanya ve Kenya'da düşük düzeyde kalmaktadır.